Gazeteci yazar, aynı zamanda El Kuds gazetesi yazarı Turan Kışakçı bizlerle. Sayın Kışakçı, hoş geldiniz öncelikle Ulusal Kanal'a, Gece Hattı'na. Yoğun bir trafik yaşanıyor bölgede, evet. Ama bir taraftan da İsrail hala ateşkes ilan etmiş değil. Siz bir genel değerlendirme yapmanız mümkün olursa neler söylersiniz acaba? Evet. 25. güne girdik hemen hemen. Evet. Ve aralıksız bombardıman sürüyor. Yapılan bütün araştırmalarda İsrail'in orada kullandığı bombaların sayısı Hiroşima'ya denk geliyor. Ve ciddi bir katliam yaşanıyor orada. Bugüne itibariyle 9000'e yakın insan hayatını kaybetti. Bunun 3500'ü çocuk, yine yarısı kadın, sadece 1000-2000'i erkeklerden oluşuyor. Ve yine Gazze'den bahsediyoruz. 2,5 milyona yakın insanın yaşadığı. Bunun %60'ı kadın ve çocuk. İster istemez burada her yapacağınız bombardıman bir kadınlara ve çocuklara değecek. %60'ı kadın ve çocuklardan bahsediyoruz. Evet. İsrail sadece bu yeni değil, Gazze'ye bu 40'ının üzerinde, 50'nin üzerinde yaptığı saldırının sadece bir tanesi. 75 yıldır istisnasız, sadece 2000 yılından beri Gazze'ye düzenlenen saldırı sayısı 6'yı buldu. Ciddi bombardıman 2006 saldırı. Tabii. Bakın 2006, 2007, 2009, 2011 itibaren diyor. 2011, 2005'te Ariel Sharon Gazze'yi boşalttıktan sonra, çünkü Gazze 2005'e kadar aynı Batı Şeria gibi İsrail'in denetimli, 2005'te geri çekilmek zorunda kaldılar. Oradaki direnişin gösterdiği mukavemetten dolayı ta 1967'den 2005'e kadar Gazze İsrail'in tamamen işgali altındaydı. İçerilere kadar sivil yerleşim birimleri vardı her mahallede ve ciddi sıkıntılar yaşıyorlardı. Tıpkı bugün Batı Şeria'nın yaşadığı sıkıntılar gibi. Fakat Filistinler büyük bir direniş göstererek Gazze dışına çıkardılar. Gazze'nin etrafını kuşattılar, duvarlar öldüler. Karadan, denizden, havadan bütün bağlantılarını kestiler. Gazze'nin tek havalanını yerle yeksan ettiler. Parlamentosunu yerle yeksan ettiler. Bütün sivil toplum örgütlerinin bütün çalışmalarını durdurdular orada. Dışarıdan gelebilecek bütün yardımları da sadece Mısır kapısından gelebilecekleri, her gelebilecek yardımı da bombardımanla durdurmaya çalıştılar. Mısır'la üzerinden baskı yapmaya çalıştılar. Ve ciddi 17 yıldır bir ambargo. Tarihte işi benzeri yok. Ne Cengiz Han, ne Hitler, ne de tarihin herhangi bir gaddar lideri böyle bir şey yapmadı. 17 yıl bir toplumu, 2,5 milyon insanı, genişliği, uzunluğu 40, eni de 10 kilometre olan bir alana hapsetmedi. Dünyanın en büyük kapalı cezaevi orası. Bugün bütün, sadece bunu biz değil mi? İsrail'li gazeteciler bunu ifade, Yahudi yazarlar bunu ifade. İsrail'deki Betselem, Barış Şimdi örgütü dahi aynı şeyi söylüyor. İsrail'li yazar, yine Yahudi bir yazar, İlan Pape, dünyanın en büyük cezaevi, kapalı cezaevi diye kitap, açık cezaevi diye kitap yazdı bununla ilgili. Maalesef bunlar bilinmediği için sanki orada insanlar rahat yaşıyor, huzur içinde, hiçbir şeyleri yok ve bir anda İsrail'e bir saldırı oldu. Hayır, 2021'de yine büyük bir saldırı olmuştu hatırlarsanız. O dönemde bile yine Uluslararası Ceza Mahkemesi üyesi bir kadın vardı, Afrikalı. İsrail'in bu saldırını eleştirdiği için kadının hem Amerika'da hem Avrupa'daki hem Afrika'daki bütün hesapları donduruldu. Kadın işsiz bırakıldı. 2003 yılında Amerika'dan yine Gazze'deki katliama, İsrail katliama tepki vermek için üniversiteli gençler geldiler. Bunlardan bir tanesi Rachel Corrie'ydi. Evet. Buldozerle öldürüldü. Yine 2008-2009 yılında Yahudi olan Birleşmiş Milletler, yine İsrail'in aslında İsrail vatan, Yahudi kökenli ama İsrail'e yakın bir düşünce olan birisi Goldstone bir rapor gitti Gazze'yi gezdi, rapor, o İsrail saldırısı sonrası 2009'da hazırlı raporda, bir bakın o rapora, İsrail'in hastaneleri, okulları neden bombaladığını açıklıyor. Adam diyor ben utandım bir Yahudi olarak diyor. Utanç verici bir şey. Evet. Goldstone'u tehdit ettiler. Bugün bakın dün yine Uluslararası Ceza Mahkemesi Mısır'dan bir Refah sınır kapına yardımlar girmeli. Orada bu insanlar aç ve susuz bırakılamaz dediği için İsrail adamı tehdit ediyor. Peki ne olacak? Yani ne olacak? Ne evet. olacak? Şimdi yıllarca bu insanlar zulümle karşı karşıya evet. kalmışlar aslında. İşte İsrail saldırısı, efendim söyleyeyim bombalar, işte açık hava, ne dediniz az önce? Evet. Açık cezaevi evet, konumunda. Evet. Şimdi şunu sormak istiyorum.
Yani ne olacak? Bu işin sonu ne olacak? Bakın sorun şu. Bu coğrafyanın aydın ve entelektüeli çok ilginç bir travmatik özellikleri var. Şimdi solcusu, sağcısı, muhafazakarı bir araya gelse, şimdi son kaç gündür şöyle bir şey görüyorum. Solcuya aydın ve entelektüeller, Filistin davası en iyi biz savunuruz. Muhafazakarlar en iyi biz savunuruz. Baktığınızda hiçbirisinin yaptığı bir şey yok Filistin'le ilgili. Sadece 70'te birisinin 70'li yıllar, birisinin 90'lı yıllar anıları var. Onun dışında ürettiği hiçbir şey yok. Bu coğrafya aklını kaybetti. Aydınlığını ve entelektüelini kaybetti. Bakın İsrail ile ilgili utanç verici bir şey. Türkiye'de Filistin-İsrail olaylarını ve hatta Gazze'deki olayı en iyi anlatan kitaplar yine Yahudilerin yazarı. İlhan Pappe, Gazze ile Chomsky ile birlikte Gazze ile ilgili yazdıkları kitabın benzeri henüz Türkçe'de yok. Gazze ile ilgili 8 tane kitap zikrederim size. Ya İtalyan bir yazar ya Alman bir vicdanlı gazetecinin yazdığı kitap. Fakat bizim Türkiye'den aydın ve entelektüeller sadece övünürler. Biz bir dönem bir şeyler yapmışsa basit. Ama Filistin'le ilgili yaptıkları bir şey yok. Yine Filistin tarihiyle ilgili. Bizim Türkiye'den bir aydın ve entelektüelin doğru dürüst kitabı yok. Evet, makaleler yazmıştır orada burada bu olaylar olduğunda. Derc edip kitap yapmıştır. Ama fiili olarak çok iyi bir kitap, akademik bir kitap ortaya koyamadılar. Bu Türk aydın ve entelektüelinin için utanç verici bir şey. Onun içindir ki her olaylar olduğunda şu iddialar ortaya çıkar. Filistinler toprak sattı mı iddiası. Neden? Çünkü aydın ve entelektüel bu halkı bilinçlendiremedi ve şunu diyemedi. Osmanlı'nın Çanakkale'den sonra yaptığı en büyük savaş, savaşın adı 1. 2. 3. Gazze Muharebeleri. Neden bizde 1. 2. 3. Gazze Muharebeleri anlatılmaz? Oradaki askerlerimizin, on binlerce askerimizin İngilizler tarafından esir alınıp Kahire'ye götürülüp nasıl zehirlenerek öldürüldüğü neden anlatılmaz? Peki, hadi onu da bir yana geçelim. O askerlerin bıraktığı hatıralar var. Bizim Osmanlı askerlerinin. Anılar, mektuplar var. Bugün İngilizce'de, İngiltere'de, müzede duruyor. Biz bunların bir kısmını aldık. Yakın zamanda aldık bunları. O mektuplara bir bakın. Gazze'de neler olup bittiğini, nasıl kaybettiklerini, İngilizlerin neler oynadığını. Bir o mektupları okuyun. Neden onunla ilgili bizim akademisyenler bir türlü çalışma yapamadı bugüne kadar? Hep orada durdu mektup. Sadece bir tanesini aktarayım bir mektupta. Afyonlu bir genç. Mektubunda şunu, anne diyor bu mektup sana ulaştığında belki ben şehit olmuş olacağım diyor. Fakat sizden ricam şu, Osmanlı'ya, 1920'lerde yazmış mektubu, daha Osmanlı'nın üstü çökmemiş. Benim diyor ordumdan, devletin istediğim şey şu, bana dua etmeyin. İntikamımızı alın. Mesaj net. Bu coğrafya, sen hala kendi insanların hatıralarını bir türlü yazamadın. Yine 1937'de Filistin'deki mesela direniş liderleri buraya geliyor. 36-37 yılında. İzzet Berveze'den tut, Hacı Emin Hüseyin'e kadar İstanbul'a gelip kalıyorlar. Bunlarla ilgili neden bir şey zikredilmedi? Neden bunlar hep gizlendi? Birçok şey zikredebiliriz. Burada bizim eksikliğimiz var. Evet, peki ne olabilir sorunuza da cevap. Bakın en basitinde hadi geçmişe gitmeyelim, bugüne gelelim. 120 ülke, 122 ülke Birleşmiş Milletler'de Filistin lehine oy kullandı. Evet. Bugün 120 ülkeyi harekete geçirebilecek sivil toplum örgütlerine, siyasi oluşumlara ihtiyaç var. Bakın vicdanıyla hareket, bugün dünya halkları, bakın dünyanın her yerinde çok büyük gösteriler oldu. İlk kez 70'te Batılılar Doğu halklarını, devletlerini şöyle, işte halklarla devletler arasında büyük bir ayrım var derlerdi. Bu olaylar bize şunu gösterdi. Batı'da da liderlerle halklar arasında büyük bir uçurum var. Hatta şöyle dedim, Karl Marx bugün bunları görmüş olsaydı Engels'e bir mektup yazar. Dostum, gözün aydın, dünya halkları uyanıyor. Büyük bir devrime hazır ol derdi. Evet, gerçekten büyük bir devrimin başlangıcı bu. Fakat bunu geçen yüzyılda 1940'larda, 50'lerde daha geçmişti de aydın ve entelektüeller vardı. Halklar uyuyordu. Bugün halklar uyandı. Bu coğrafyanın aydın ve entelektüeli en kibirli, en haset haliyle hayatını idame ettiriyor. İdeolojik dönem bitti. Hala solculukla, İslamcılıkla, muhafazakarlıkla, liberallikle öven bir insan. Dünya bugün çöktü. Küresel sistem çöktü. Yeni bir mefkureye ihtiyacı var. Bugün Ziya Gökalp olsaydı yeni bir mefkure ortaya koyardı. Yusuf Akçura olsaydı yeni bir mefkure ortaya koyardı. Peki senin aydın entelektüelin ne yapıyor?
Utanç verici. Siyasiler aydın ve entelektüellerden beslenir. Ona göre fikir ortaya koyar. Bir şeyler yapar. Artık Filistin devletin kurulma zamanı geldi. Bunu destekleyecek çalışmalar yapılması gerekiyor. Peki konuşacağız hepsini Sayın Kışlakçı. Şimdi kısa bir araya gidelim. Aranın hemen sonrasında bundan sonrası için ne yapılabilir sorusuna bir beraber cevap arayacağız konumuz ama önce kısa bir ara. Gece Hattı tüm hızıyla devam ediyor. El Kuds gazetesi yazarı, gazeteci yazar Turan Kışlakçı bizlerle. Ve şimdi hemen o soruyla devam edelim. Ne yapılması lazım sorusu? Evet, güzel bir soru. Şimdi iki gün içinde ya bir barışa tanıklık edeceğiz ya da uzun bir savaşa giden adımları takip edeceğiz. Büyük ihtimalle Cuma'ya kadar bir barış anlaşmasına şu anda bütün bu sivil toplum hareketleri, halkların gösterilerinden sonra birçok ülke geri adım attı. Örneğin Mısır ve Ürdün Arap dünyasında dilini değiştirdi. Fransa dilini değiştirdi. Almanya dilini değiştirdi. Büyük gösteriler sonrası. Londra dilini değiştirdi. Büyük gösteriler sonra. Amerika geri adım attı. Artık açıktan Biden o kadar şeyi ifade edemiyor mesela. Birçok Amerikalı yetkili. Halkların büyük gösterileri oldu. Bu büyük önemli bir şeydi. Şimdi bundan sonra yapılması gereken şey bu sahada Filistinliler sahada bunu masada neler yapılabilir? Filistin devletinin kurulması için artık bir adım atılması gerekiyor. Uluslararası arenada bir baskı ihtiyacı. Bir heyetin oluşturulması gerekiyor. Birkaç ülkenin. Rusya ve Çin bunu destekliyor. Bakın günlerde Rusya ve Çin Filistin devletinin kurulma zamanı geldi ve bu olayın artık durdurulması lazım diye ifadede bulunuyorlar. Bu çok önemli bir şey. Evet. Müslüman ülkeler zaten bunu istiyor. Dünyanın Latin Amerika ülkelerinin birçoğu bunu istiyor. Asya ülkelerinin birçoğu bunu istiyor ve derhal 120 ülkenin başkanlığında heyet oluşturacak bir heyetle Filistin devletine gidecek masa bir heyetin oluşturulması ve bunun ciddi takibi lazım. Birincisi bu. İkincisi İsrail'in bir daha bu benzeri saldırıları, vahşi barbarca saldırıları yapmaması için Müslüman devletler veyahut da Birleşmiş Milletler çevresinde oluşturulacak bir heyetin hem Gazze'de hem İsrail tarafında bu olayları takip etmesi gerekiyor. Gerekirse Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Birleşmiş Milletler. Peki işe Filistin, yarar mı gerçekten? Şöyle, evet bu 75 yıldır yaramadı. Çünkü İsrail Birleşmiş Milletler'in hiçbir kararını tanımadı. Fakat şunu gördük. İsrail içinde de artık ciddi bunu isteyen bir kitle var. Dışarıda buna tepki veren, artık sesini yükselten Yahudi bir kitle var. Siyonizmi ciddi eleştiren bir kitle var. Peki bunları bir araya getirip bunu yürütebilecek, bakın İsrail'de bütün bu olayın sorumlusu Netanyahu gösteriliyor. Netanyahu çünkü hayatının son dönemi, yıllardır büyük başarılar elde etmiş birisi olarak lanse edildi. Fakat şahin bir kanadı temsilen birisiydi. Savaşı hep tetikleyen birisiydi. Hep isteyen birisiydi. Ve her zaman için savaşın içinde bulundu. Hatta 1976'da yazdığı tezi bile, doktora tezi bile daha dünya terör nedir Filistin'de bunu konuşmazken Netanyahu bununla ilgili terörle nasıl mücadele edilir diye tez yazıyor. İkincisi yine 92'de yazdığı bir kitap vardı. Güneşin Altında Bir Yer diye. Shimon Peres'le ayrıldıkları nokta. Shimon Peres Yeni Orta Doğu kitabını yazdı. O da Güneşin Altında Bir Yer diye kitap. Orada yine çatışmaların devam etmesi gerektiğini ve İsrail'in sınırlarının Nil ve Fırat arasında yükselmesi gerektiğini, olması gerektiğini savunan bir lider. Elbette ki savaşla beslenen birisinden bahsediyor. Ve artık İsrail'de bunlar gınay. Evet. Dünya artık güvenli bir bölgeydi İsrail Yahudiler için. Yahudiler artık buradan kaçmaya çalışıyor. Fakat gittikleri ülkelerde de işte dün Dağistan'da gördük. Hatta bugün güzel bir tweet atmıştı bugün. Evet bu belki kabul edilemez bir şey Dağistan'da olan ama İslam dünyasının artık İsraillere yönelik bu tepkilerin olacağını da görmeli. Buna göre adım atmalı demişti. Sadece bu değil. Latin Amerika, Avrupa birçok ülkede Yahudiler ciddi anlamda. Zaten Avrupa'da bilinçaltında bu var. Yahudi sorunu Batı'nın bir sorunu. Evet. Buna yönelik bir çözümler üretilmesi gerekiyor. Filistin devletinin de kurulması için sivil
bütün Filistinli oluşumların bir araya gelip yeni bir devletin o adımı atılmalı. Fakat burada İsrail büyük ihtimalle Filistin'in ordusu olmasın, şu olmasın diyecek ama İsrail'in ordusu, silahı varsa Filistin'in de olmalı. Çünkü kendini müdafaa edecek bir hukukunun da olması gerekiyor. Tabii. Bununla destek verilip böyle bir çalışmanın temeli hazırlanmalı diye düşünüyorum. Türkiye bunu öncelik etmeli. Türkiye çünkü bütün tarafların hala olumlu şekilde baktığı ülkelerden bir tanesi Türkiye ve Türkiye'nin bunu başarabileceğini yani düşünüyorum. Yani siz diyorsunuz ki Türkiye tam anlamıyla öncülük eder bu dedikleri. Elbette ki. Neden? Çünkü 600 yıl sen orayı yönetmişsin. O coğrafya senin. Hala bile Filistin, bakın bundan 6 yıl önceydi. Filistin, Kudüs'teki bir toprak, bir evle ilgili yerleşim birimi sorunu için Filistinli aile geldi. Burada Osmanlılar şimdi o evin kendilerine olduğunu ispat ettiler ve evi geri aldılar. Hala bile Filistinliler kendileriyle ilgili bir sorun çözmek istiyorsa Osmanlı arşivlerine başvuruyor. Bu çok önemli. Bizim onun için fiilen bu işin içinde olmamız, bunun Mısır'a, Ürdün'e değil, Türkiye'nin öncülük edeceği bir şey ve hatta bütün ülkelerin. Ama Filistinlere bırakmalı. Filistinler kendileri yönetmeli. Biz sadece, çünkü oradaki huzursuzluk bölgenin hepsini etkiliyor. Bu huzursuzluğun bitmesi ve artık istikrarın olması gerekiyor. Kimse orada Yahudilerin olmasına artık karşı değil. Fakat Yahudilerin bu katliamları sürdürmesi, bırakması, Filistin evlerine el koymayı bırakması gerekiyor. Bununla ilgili bir çalışma yürütmek gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Şimdi tabii biz hani Türkiye'nin öncülük etmesini konuşurken bir taraftan da artık dün diyebiliriz. Dün de maalesef baktığınızda işte İsrail yine bir Türk hastanesini vurdu. Şimdi yani nasıl olacak bu kadar kaosun olduğu bir ortamda? Yani Türkiye nasıl bir öncülük eder ki bunu da konuşmak lazım. Sadece Türkiye değil birçok ülkenin Birleşmiş Milletler'in hastanesini vurdu. Çünkü oradaki bütün hastane, Birleşmiş okullar Birleşmiş Milletler'in denetimi altında. İsrail aslında Birleşmiş Milletleri de vurdu. Türkiye'de. Bu anlamda sınır tanımıyor. Bakın Netanyahu dün Tevrat'tan bir ayet okuyarak çoluk çocuk biz herkesi öldüreceğiz diyor. İsrail Savunma Bakanı daha olaylar ilk başladığında oradaki insanları hayvan olarak itham ediyor. İnsan gözüyle bakmıyor. Çünkü Siyonist düşünce bu eksende büyümüş bir şey. Emperyalizmin bir aparatı ve bu coğrafyada halkların birleşmesini engelleyen en büyük unsurlardan bir tanesi Siyonizm. Kimsenin Yahudilerle bir sorunu yok. Siyonistlerle bir sorunu var. Bu coğrafya çünkü emperyalizmin bir aparatı. Ve bu coğrafyada halk istikrar istemeyen, emperyalistler adına bu coğrafyada sorunlar çıkaran bir devlet olarak hareket etti İsrail. Ve bugüne kadar bunu başarılı bir şekilde yaptı. Şimdi Amerika'nın düşünün yardımları olmasa İsrail'in yapabilecek hiçbir şey yok. Evet. Şimdi aslında bu savaşın... Bu anlamda Türkiye, az önce ifade ettin, işte Türkiye'nin hastanesini vurması, çocuk kadın öldürmesi. İsrail için bunlar sıradan şeyler ve hiçbir uluslararası hukuk bunu engellemiyor. BM bunu engelleyemiyor. Burada oturup bunları da gözden geçirmek gerekiyor. Bu dünya için bir dönüm noktası. Dünya ya İsrail'i dur diyecek ya da yeni bir büyük çatışmaların, büyük kavgaların önünü açacak. Evet. Şimdi bir taraftan da İHA da İncirli'ye yürüyecek. Evet. Bu anlamda yarın bir basın açıklaması yapacaklar anladığım kadarıyla. Şimdi yani ilk kez böyle bir şey yapıyor aslında. Bir sivil toplum kuruluşu, bir yardım kuruluşunun üstlere yürümesi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle bir şey diyeyim. Şimdi Taliban Afganistan'da mücadele etti. Amerika'yı çıkardı. Dünyanın en büyük süper gücünü Afganistan'dan çıkardı. Hani kılık kıyafetlerine bakıp, tiplerine bakıp, belki de düşünce yapısına bakıp, ya bu adamlar mı dediğimiz adamlar Amerika'yı Afganistan'dan çıkardı. Bugün Çin, Hindistan dahi onlara saygı duyuyor. Neden? Çünkü büyük bir süper gücü Afganistan'dan çıkardılar. Tabii. Aynı şeyi burada şu anda Filistinler yapıyor. Filistinli örgütler o 2,5 milyon alanlık ve de 40 kilometre, 10 kilometrelik alana hapsedilmiş insanlar şu anda dünyanın iki ülkeye karşı savaşıyorlar. Sadece İsrail'e değil, Amerika'ya karşı da savaşıyorlar aslında. Bunu Amerika'daki hatta İngiliz gazeteleri de Amerika-İsrail savaşı olarak alıyor. Burada sadece İsrailler savaşmıyor. İsrail birçok pilot savaşı bıraktı. Birçok asker kaçıp İngiltere'ye kaçmaya çalışıyor. Amerikalılar asker ve pilot gönderiyor şu anda Gazze'yi bombalansın diye. Bu Amerika'nın ve İsrail'in birlikte Gazze'ye bir operasyonu. Çin'in ve Rusya'nın tavır koyması ana sebebi bu. Bırak insanlar kendi orada mücadelesini versin. Sen niye dahil ol? Amerikan işte İncirli'ye karşı şey de şu. Amerika üstlerine birçok ağır silahın getirildi. Hidrojen silahlarının işte tıpkı Hiroşima'da olduğu gibi. Çünkü Netanyahu bu savaşın uzamasını istiyor. Çünkü eğer yenilirse, barış olursa
İsrail hapishanedeki Filistinli esirler bırakılır. Esirler bırakılır. Hamas da kendi esirlerini bırakırsa 15 bine karşı 300 esir mübadele olursa bu Netanyahu için tabii tarihi imaj açısından bir kötü. Kötü bir son. O bunu bırakmayacak. İşte iki gündür Twitter'ında, dün Twitter'ında hatırlarsanız Netanyahu ne yaptı? Orduyu ve iç istihbaratı suçladı. Onların baskısıyla o tweetini silmek zorunda. Belli ki içeride de büyük bir kavga var. Kavga var, evet. Bu sıkıntı daha da büyüyecek. Hatta İsrail'de askeri bir darbeden konuşuluyor Netanyahu'ya karşı. Çünkü bu savaş uzarsa Amerika buna fiilen dahil olacak. Bu bölgede daha farklı şeyleri tetikleyebilir. Türkiye dahil birçok ülkenin Amerika'ya ve İsrail'e bu kadar tepki vermesi ana sebebi bu. Onlar sanki başka bir şey görüyor. Bir savaş, eğer bu savaş uzarsa bir bölge savaşına dönebilir. Allah korusun, bölgede ciddi sıkıntılar doğurabilir. Buna dikkat etmek lazım ve İsrail... Ne olur o sıkıntılar? Biraz açabilir miyiz? Evet, bu birçok bölgeye sıçrayacak. Belki aslında şöyle diyebiliriz. Bu savaş uzarsa 7 aslında İsrail'in o hastaneyi bombaladığı gün aslında bir dünya savaşının tıpkı 1. Can Harbi nasıl bir Alman, Macar kralının öldürülmesiyle başladıysa 3. Dünya Savaşı da hastanenin bombalandığı günle başladı diyebiliriz. Evet. Mesaj çok net o zaman. Evet, çok net, çok net. Açık. Peki şimdi son başlık olarak da şimdi Amerika Birleşik Devletleri bazı üstlerine de ağır silahlar getirdiğine dair haberleri okumaya başladık. Şimdi sizce bu ne anlama geliyor? Özellikle hidrojen bombası kullanacağına dair iddialar var, haberler var. Bu başlığı da cevaplandırırsanız sonrasında size uğrayacağız efendim. Bugün Çin Dışişleri Bakanlığı'nın güzel bir açıklaması vardı. Amerika savaştan beslenen bir ülke diye örnekler verdi. Yüzlerce yaptığı savaş. Amerika yıllardır savaştan ve silah sektöründen. Son dönemde biraz ilaç sektörüne döndü. İşte korona gördüğümüz şeyler bunun bir tezahürüydü. İlaç sektörü, silah sektörü ve ilaç sektörü Amerika'nın en çok para kazandığı alanlar. Silah sektörünü asla bırakamaz. Zaten İsrail Yahudileri bunun için kullanıyor. Roger Garudi'nin Yahudiler için kullandığı güzel bir ifade vardı. Dünyanın en ucuz paralı askerleri. Emperyalizm için canlarını veriyorlar. Tabii. Bunu görebilse, zaten gören Yahudilerin birçoğu bırakıyor, kaçıyor. Ama bunu hala zavallı Yahudilerin birçoğu sadece üsttekiler değil, oradan getirilip yerleşim birimi dedikleri o işgal hırsız çaldıkları Filistinlere bile yerleşenler bunu göremiyor. Çünkü adam ülkede Avrupa'da kovuldu. Burada hem para veriliyor, adam evinde oturuyor, her şey, bütün masrafları karşılanıyor. Çünkü Amerika her yıl ciddi maddi yardımda bulunuyor. Bunlara maaşları veriliyor ve orada kalıyorlar. Dünyanın en güvenilir yeri olarak ifade ediliyordu. Fakat bugün artık İsrail, Yahudiler için güvenli bir bölge olmaktan çıktı. Bunu gördü İsrail'ler. Mossad'ın imajı yerleşen oldu. İsrail'in o dünyanın dördüncü büyük ordusu, teknolojiye sahip ordusu da bütün imajı yerleşen oldu. İsrail bundan sonra onu kurtarmaya çalışacaktır belki. Daha farklı sıkıntılarla yüzleşecek büyük ihtimalle. Peki bu coğrafya, insanları, sivil toplum örgütleri, siyasi partileri, aydın entelektüeli Filistin'in mücadelesini daha üst bir seviyeye taşımak için kendi devletlerini kursunlar. Bu coğrafyada huzur ve barış gelsin, insanlar ortak hareket etsin diye ne yapılabilir bunu düşünmek lazım. Bir şeye daha dikkat çekmek istiyorum. Lütfen. 100 yıl önce bu coğrafyayı bölerken Araplara şunu dediler. Türkler sizi sömürdü, Türklerin yüzünden siz geri kaldınız dediler. Bize de şunu dediler, Araplar size ihanet etti, siz Arapları tukak edin, uzak durun dediler. Fakat biz şunu göremedik. Aslında yapılan şey şuydu. Çünkü bir devlet, ulus devletini inşa ederken başka birisinin bir mücadele üzerinden kendini var eder. Halbuki biz Arapların ihaneti değil, biz İngilizlere, Fransızlara karşı verdiğimiz mücadele sonrası bir devlet kurmuş bir toplumuz. Araplar da Fransızlara ve İngilizlere karşı 2. Can Harbi'ne kadar mücadele etti. Bunu Türk ve Arap karşıtı üzerine inşadan çok İngilizlere, Fransız, bugün Amerika'ya karşı verdiğim bir mücadelenin esri yok. Hani Türkiye şu an ne diyoruz biz? Milli, yerel bir devlet diyoruz. Neden? Çünkü Amerika'nın yıllardır, 40-50 yıldır ülkede oynadığı oyunları Türkiye 15 Temmuz'da derdest etti. Toplum bunu diyor. Yeni yerel, milli, kendi ayaklar üzerine duran bir devlet inşa edeceksek ki 23'te 100 yıl önce de hedef buydu. Bugün de 100. yılındayız. Türkiye'nin de hedefi bu olmalı. Ve Araplara da bunu inşa et. Çünkü biz 600 yıl yönettik. Hafıza bizde Arapların. Arapları şununla itham etmemek lazım. Bu utanç verici bir şey. Araplar ya devlet olamadılar. Araplar ya adamların nüfusu 1 milyon, 2 milyon, 250 bin, 300 bin. Küçük küçük devletlere bölmüş Batılılar, İngilizler onları. Bütün 600'lük hafıza sende. Devlet olarak sen yönetmişsin. Ordu olarak sen yönetmişsin. Ve adamı itham ediyorsun. Adam olamadın. Ya bu kadar utanç verici bir şey olabilir mi? Türkiye
tarihi rolünü yine say. Evet, artık Osmanlı geri dönüyor ama sen bir nüfuz olarak, bir güç olarak Somali'de, Libya'da, Azerbaycan'da niçin varsan bölgede de olman gerekiyor. Bu sorunları sen çözmezsen bütün sorunlar yarın gelip senin topraklarını bulacak. Bu önemli. 100. yıl felsefesini de buna göre inşa etme. Yeni bir mefkureye ihtiyaç var. Umarım Türkiye yeni Ziya Gökalplerini çıkarır, yeni bir felsefe ortaya koyarlar. Evet, dileriz dediğiniz gibi olur. Çok teşekkür ediyoruz. Ben yayınımıza geldiniz, zahmet buyurdunuz. Gerçekten çok önemli notlar da paylaştınız. İlginize, alakanıza ben bir kez daha gerçekten sonsuz teşekkür ediyorum. Çok önemli notlar, paylaştığınız notlar. Turan Kışlakçı, gazeteci, yazar efendim. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun, saygılar sunuyoruz bir kez daha. Teşekkür ederiz yayına katkınız için. Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı, aşağıda galiba değil mi? Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için Ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.